Anlayacağın seni buralara kadar bu iş için yordum. Tamam mı? Boşanma işlemlerini başlatacaksın. Anlaşmalı bir boşanma istiyorum. Sorunsuz, gürültüsüz. Emin misiniz Asaf? Etraflıca düşünülmesi gereken bir mesele. Çok affedersiniz ama böyle damdan düşer gibi... Günlerdir İstanbul'da otel odalarında ne yapıyorum sandın Kerem? Arpacı kumrusu gibi düşünüp durdum. Bu iş bir celsede bitecek, ona göre. İyi tamam, siz düşünüp taşındıysanız bence sorun yok. Keremciğim, kusura bakma. Gerginim biraz. Önemli değil Asaf Bey. İşlemleri hemen başlattım. Bursa'ya döner dönmez Esma Onur'a boşanma evraklarını ve anlaşma metnini ulaştır. Emriniz olur. Oğullarıma dağıttıklarımdan geriye ne kaldıysa Esma Onur'la aramda eşit olarak paylaştır. Peki. Öyle ya. Koca bir ömrü paylaştık. Ah Asaf. Arasam mı acaba? Yok. Yok. Ben karışmayayım bu meseleye. Arasam mı ki? Kusura bakma. Hacer, nasılsın? Asaf, sana bir şey söylemem lazım. Dinliyorum. Bak, aslında karışmak istemiyorum ama... Galip geldi biraz evvel. Çok huzursuz. Seni çok merak etmişler. Telefonlarını açmıyor musun? Evet, açamıyorum. Asaf, lütfen Bursa'ya dön. Herkes pek endişeli. Olmaz Hacer. Henüz dönemem. Ama neden? Bilmediğim bazı şeyler var Hacer. Hayati bir karar aşamasındayım. 40 yılın muhasebesini yapmak sandığımdan daha zormuş. Hem de çok zor. Bir süre yalnız kalmalıyım. Seni çok iyi anlıyorum. Ama evini, çocuklarını ara bari. Seni çok merak ediyorlar. Yok, kimseyle konuşmak istemiyorum. Etki altında kalırım. Seslerini duyunca vazgeçerim. Anlıyor musun Hacer? Lütfen ısrar etme. Peki Asaf. Sen bilirsin. Yemen lazım. Canım istemiyor. Harap ettin kendini. Üzülme artık ne olur. Üzülmüyorum ki ben. Tabii. Üzülmediğin için ağlamaktan gözlerin şişti. Üzülmediğin için açlık grevine girdin değil mi? Ben Akın'ın beni aldatmasına üzülmüyorum. Nasıl böyle bir hata yaptım? Ona nasıl inanıp güvendim diye kendime kızıyorum. Hep bana daha yakın olmak istediğini söyleyip duruyordu. Öyle samimi görünüyordu ki. Meğer hepsi yalanmış. Balım saçmalama. Eminim şimdi Akın da çok üzülüyordur. Bir hata yapmış işte. Affedemez misin? Hayır. Akın seni gerçekten seviyor ama. Yanılıyorsun Yonca. Seven insan karşısındakinin kırılacağı bir şey yapmaz. Gözünden bile sakınır onu. Hem benim umurumda da değil artık. Niye bu kadar katısın sen anlayamıyorum. Annemi 5 yaşındayken kaybettim ben.
Babam mezun olduğumu göremeden göçtü gitti. Yeteri kadar üzüldüm ben bu hayatta. Bir flört bitti diye kendimi kahredemem. Neden ağlayıp duruyorsun peki? Bu kadar sessizlik yeter. Kuzuların sessizliği olduk vallahi. Anlat bakalım artık. Anlatacak bir şey yok. Neden perişansın? Onu söyle bari. Balımı aldattım. Hem de aynı hastaneden başka bir doktorla. Ya, balımı öğrendi tabii. Peki abi, niye yedin bu haltı? Balım bana yakınlaşmıyordu abi. Ben de ona kızgındım, sarhoştum. Ne elime ne dilime hakim olamadım işte. Balımı kaybettim, sevdiğim kızı kaybettim. Muhsin ne kadar üzüldüğümü bilemezsin abi. Aff dilersin abi, affet dersin. Konuşmak istedim, yalvardım, yüzüme bile bakmadım. Bir görmeliydin Muhsin. Öyle soğuk, öyle uzaktı ki. Ben konuşamadım bile. Olsun, bir kez daha denersin, anlatırsın. Onu tanıdıktan sonra nasıl değiştiğini, onu ne kadar çok sevdiğini herkes biliyor. En yakın tanığı benim. Sen balımı tanımıyorsun abi. Çok kırılgan, çok hassas. Asla affetmez beni. Hadi oğlum, biraz cesaret. Zaten kaybedecek neyin var ki? Olan olmuş zaten. Git özür dile. Hadi git. Doktor, son durumu öğrenebilir miyiz? Komayı atlatabilecekler mi? Net olarak bir şey söyleyemem. Ama Hüsnü Bey'de bir parça düzelme var. Aman doktor, ne diyorsun? Hemen ümitlenme. Öyle sabah ayağa kalkacak sanma yani. Ama küçük de olsa iyi işaret bu gelişme. Duydunuz değil mi? Hüsnü kıpraşmaya başlamış. Aman çocuklar, gözünüzü dört açıyorsunuz. Uyuyanı görürsem kıyamete kadar uyandırmam, bilmiş olun. İplikçi Hüsnü ile Yaşar Çatak nerede kalıyor? İkinci katta yoğun bakımda. Tam burası. Güzel. Devam et. İki kişi arka kapıdan gireceğiz. İçeriden ayarladığımız adam bir dolaba hasta bakıcı kıyafeti bırakacak. Kıyafetleri giyip elimizi kolumuzu sallayarak yoğun bakım katına çıkacağız. Odaya nasıl gireceksiniz? Kapıda Galip'in itleri var. Saat başı hasta bakıcılar kontrol ediyormuş komadaki hastaları. Serum falan değiştiriyorlarmış. Biz de tam saat başında orada olacağız. İçeri girip Hüsnü ile Yaşar'ın işini göreceğiz. Güzel. Birazdan geliriz. Hadi gidelim. Balım, ne olur aç. Yalvarırım. Biraz konuşalım, ne olur. Balım, lütfen. Seni çok seviyorum ben. Yalvarıyorum, bir kez dinle beni. Bahanem yok aslında. Eşeklik ettim, hata yaptım. Seni üzdüğüm için kahroluyorum. Balım, seni kaybetmekten çok korkuyorum. Lütfen konuş benimle. Vur bana, tokat at. Ama sessiz kalma, ne olur. Belki bir gün affedersin beni. Ben bekleyeceğim seni. Sonuna kadar. Ne olur bir altı atayım ya. Altı atmak istiyorsan sana bir taktik söyleyeyim. Söyle baba, ne olur. Önce zarı öp. Sonra gözlerini kapa ve salla. Tamam. Hadi be Kemin. Altı. Anne, altı geldi, inanamıyorum ya. Hadi piyanonu gir içeri. Beş, altı. Ne güzel bir oyunmuş bu kızıma birader. Biz gençken oynardık bunu oğlum. Sizin gibi bilgisayarımız yoktu, ne yapalım? Sıra bende. Hayırdır Kadir, ne oldu?
Hüsnü tepki vermiş. Küçük bir şeymiş ama iyi bir gelişmeymiş. Evet. Tabii abi, çocukların hepsi burada evvelallah. Geliyor musun? Tamam, bekliyoruz abi. Az önce altı geldi. Niye şimdi gelmiyor? Gözlerini kapamamışsındır. Kapattım anne ama olmadı. Otur, devam ediyoruz. İşim var, çıkmak zorundayım. Nereye baba ya? Ne güzel oynuyorduk. Yine oynarız oğlum. Ben çıkıyorum Hanzade. Nereye Galip? Küçük bir işim var. Fazla uzun sürmez. Doktor Tuna Hanım geldiler. Hoş geldin Doktor Hanım. Ben geliyorum diye mi gidiyorsun Galip abi? Kusura bakma, acele çıkmam lazım Tuna. Tunacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Otursana. Aa, bakıyorum küçük bir iyileşmiş. Üstelik kızma birader oynuyor. Sen de bu oyunu biliyor musun Tuna abla? Sen deli misin, bilmez miyim? Bayılırdım ben küçükken bu oyuna. Önce seni bir muayene edeyim. Sonra sana kızma birader dersi vereyim. Tamam. Hazır mısınız? 15 dakika sonra nöbet değişimi var. Hazırız patron. Hadi göreyim sizi. Bitirin şu ikisinin işini. Emredersiniz patron. Bu akşam erkencisiniz. Öyle oldu. Çay ister misiniz beyler? Çay getireyim mi size? İyi olur be Kadir abi. Bana bakın, dikkatli olun ha. Merak etme Kadir abi. Burası galiba. Sessiz ol. Allah Allah, hasta bakıcı kıyafetleri yok. Biz doğru odaya mı girdik? Evet. Hah, işte burada. Çabuk giyineyim. Taze çaylar geldi beyler. Allah senden razı olsun Kadir abi. Kadir merhaba. Çelebi hoş geldin, buyur. Sağ ol. Hüsnü'den yeni bir haber var mı? Doktor birkaç güne kalmaz yoğun bakımdan çıkar dedi. Güzel, güzel. Saatte iki kere mi gelmeye başladı bu hasta bakıcılar? Ne oldu Kadir? Çaktırmadan şu gelenlere bir bak. Daha önce hiç gördün mü? Yok Kadir abi, hiç görmedim. Vazgeçin, geri dönün. Bir terslik mi var efendim? Galip Çelebi oraya geldi. Hemen geri dönün. Hemen. Baş üstüne. İş iptal. Ne o ya? Ne oldu dedim Kadir? Abi bunlar hasta bakıcıysa ben de Brad Pitt'im. Kıllandım ben abi bu işten. Biz gidelim peşlerinden bakalım. Siz kalın. Adamları kaçırdık Çelebi. Ayağımıza kadar gelmişlerdi. Bunlar hasta bakıcı falan değil. Sen emin misin Kadir? Abi tabii ya. Adım kadar eminim. Keşke plakayı alsaydık. Galip. Semih. Senin ne işin var burada? Evi aradım, çıkmışsın. Telaşlandım. Hastaneye gelmişsindir diye tahmin ettim. Yardıma ihtiyacın var mı? Kadir bak, bu benim can dostum. Semih. Memnun oldum. Hayırdır? Ayaklanmışsınız. Kadir'in dediğine göre ödeme işinin adamları gelmiş. Onların peşine koşturdu. Ne oldu peki? Abi arabaya doluşup sıvışıp gitti namussuzlar. Ya.
seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Bana soracağın bir şey var mı Ömer Asaf? Yok. O zaman ben kalkayım. Yarın akşam yine gelir muayene ederim seni. Tamam. Teşekkür etsene. Tuna abla. Efendim canım. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil canım. Çok teşekkür ederiz Tuna gerçekten. Hanzade abla ne demek, lafı bile olmaz. Canım gel öpeceğim seni. Makbule. Sevinç yatmamışsa selam söyle. Baş üstüne Esma Nur teyzeciğim. Tuna Hanım'ı geçiriver kapıya kadar. Tamam Hanzade Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben bu kıza bayıldım Hanzade. Gelin olarak mı düşünüyorsun yoksa anne? Ah keşke. Bizim serseri adam olsa da kaçırmasa Tuna'yı. Olmaz babaanne. Balım abla var. Amcam ona çok aşık. Sen karışma bakayım. İyi geceler Tuna Hanım. Sağ ol canım, sana da iyi geceler. Akın ne haber? Ben de senin yolunu gözlüyordum. Baktım çok geç oldu, kalkayım dedim. Akın senin neyin var? Sana ne oldu böyle? Ne işin var senin bu evde? Akın ne oluyorsun ya? Ne işin var senin bu evde? Yeğenini muayene etmeye geldim. Bir daha gelme. Ne? Bir daha bu eve gelme. Bir daha beni arama. Hayatıma girdin, her şeyim mahvoldu. Çık git hayatımdan. Ne diyorsun sen Akın? Nasıl yaptın bunu ha? Nasıl anlattın? Ne yani? Yaptığın şey gizli mi kalacak sandın? Ne kadar saklayabilirdin? Bir gün nasıl olsa ortaya çıkmayacak mıydı Akın? Ayrıca olanı anlattım. Yalan değildi ki anlattıklarım. Yalan diyebilir misin? Sen bana ne hakla vuruyorsun be? Aptal kim oluyorsun sen? Ne sanıyorsun kendini? Sevgilisini aldatan sensin, ben değilim. Kendini masum mu sanıyorsun sen? Gerizekalı. Git ona vur sen. Sevgiline vur. Aptal şey. Anne. Anneciğim. Ne? Sen alışverişe gitmeyecek miydin? Kahvaltılığımız kalmamış galiba. Ne peynir ne zeytin. Ah, yo, dün aldım aslında. Sofraya getirmeyi unutmuşum, bir dakika. Anne. Neyin var senin? Çok dalgınsın bu sabah. Yo, yok bir şey oğlum. Emin misin? Neye emin miyim? Hoppala. Bir sıkıntın, derdin varsa söyle bana. Ben İstanbul'a gideceğim Veysel. Aa, ne işin var senin İstanbul'da? Nereden çıktı şimdi? Aynur teyzen İstanbul'a çağırdı da... ...aslında uzun zamandır davet edip duruyor. Yani gitsen mi diyorum? Git tabii. Durduğun kabahat. Hem sana da değişiklik olur. Kim bilir kaç senedir gitmedin İstanbul'a. Vallahi mi? Gideyim mi? Git anne. O zaman hazırlanayım ben bir an önce. Hoş geldiniz Kerem Bey. Esma Nur Hanım'la görüşmem lazım. Tabii, buyurun içeri. Teşekkür ederim. Buyurun. Esma Nur Hanım, avukat bey geldi. Oo, Kerem Beyciğim, hangi rüzgar savurdu sizi? Merhaba Esma Nur Hanım. Afiyetlisiniz inşallah. İşte, buyurun. Teşekkür ederim. Biliyorsun... Veysel resmen artık fabrika ortağı. Ne kadar iyi olabilirim ki? Hayırdır? Sen durup dururken uğramazdın. Ben şey için uğramıştım. Allah aşkına geveleme Kerem. Sen demek hukuk demek. Hukuk demek ortada bir problem var demek. Gene ne var?
Bu seferki çok tatsız bir görev efendim. O kadar ki avukat olduğuma lanet ediyorum. Ne göreviymiş bu? Asaf Bey benden ikinizin avukatı olmamı istedi. Anlaşmalı olduğu için yani. Ne diyorsun sen Kerem? Adam gibi anlat şunu. Ne anlaşması? Boşanmanızı ve mal taksimini ben yapacağım. Yani bunca yıl sonra boşanma avukatınız oldum. Hala üzüntüden içim eriyor. Şu mesele. Aman ilahi Kerem. Çelebilerin avukatı değil misin? Yolun başında sen vardın. Yolun sonunda da sen olacaksın. Neyse canım. İyi günde de beraberiz, kötü günde de. Ben çok etkilendim efendim. Bu anlaşma metni. Bu da imzalamanız gereken evraklar. Teşekkür ederim. Hepsini inceleyeceğim. Ben müsaadenizi isteyeyim. Müsaade sizin. İyi günler. Güle güle. Ben sizi ortalarda görünmeyin demedim mi? Bursa dışına çıkın hemen. Dönmek için de benden haber bekleyin. Hemen yola çıkarız efendim. Ne konuşuyorsunuz Allah aşkına? Çok merak ediyorum. Hiç. İş konuşuyoruz. Niye sordun? Böyle kıyılarda köşelerde esrarengiz konuşmalar yapınca çok gizemli görünüyorsun gözüme. Abartma Leyla. Aslında akşamki yemeği ayarlıyordum. Hangi yemeği Semih? Aa, hani söylemiştim ya. Çok yakın arkadaşım var, onun karısı var. Dördümüz bir tanışma yemeği yeriz demiştim. Evet ya, unutmuşum. Bu akşam mı o yemek? Bir işin yoktur inşallah. Yok galiba. Yok, bu akşam uygunum. Hay Allah ya. Ne oldu? Bilmem, nedense birden heyecanlandırdı beni bu yemek. Heyecandan zaten. Müthiş bir yemek olacak. Arkadaşımı arıyorum. Tamam değil mi? Müsaitsin. Sen konuş, ben de işlerimi halledeyim. Tamam. Alo, Galip ne haber? İyidir Semih, senden ne haber? Bu akşam o bir türlü yenmeyen yemeği yesek nasıl olur? Yenmeyen yemek mi? Ya hatırlasana. Hani tanıştığım bir kadından söz etmiştim. Sen Hanzade'yi alırsın, ben onu alırım. Dördümüz bir yemek yeriz diye konuşmuştuk. Ha, hatırladım. İşte o yemeği diyorum. Bu akşam yapsak, siz uygunsanız tabii. Dur Hanzade'ye bir sorayım. Hanzade, Semih akşama yemek yiyelim diyor. Tanıştırmak istediği bir arkadaşı varmış. Bilmem ki Galip, bu akşam olması şart mı? Niye? Birilerine bir sözümüz mü var? Yok. O zaman bu akşam yapalım bu yemeği. Sen bilirsin. Semih tamamdır. Bu akşam yiyoruz. Harika. Mekan için seni tekrar arayacağım. Tamam. Görüşürüz. Semih'in tanıştıracağı kız kimmiş biz sanıyor muyuz? Akşam yemekte göreceğiz artık. Gözün aydın oğlum. Ne demek anne bu? Babandan haber aldım. Ah! Artık babanı merak etmene gerek kalmadı. Neredeymiş anne, dönüyor mu eve? Artık boşuna endişe edip durma Galip. Asaf gayet iyi. Hem de o kadar iyi ki hiç vakit geçirmeden boşanma işlemlerini başlatmış bile. İnanmıyorum size. Vallahi inanamıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim, şöyle geçiyoruz. Kimseler yok mu bu akşam? Semih Bey restoranımızı sizler için bu gece kapattı Galip Bey. Bu iltifat bize mi, tanıştırılacağımız kadına mı? Bunu geldiklerinde anlarız artık. Buyurun efendim.
Vay be, Semih işi büyük tutmuş. Ben bu kadını gerçekten merak etmeye başladım. Galip, bir yandan da aklım evde kaldı. Böyle bir gecede annemle Ömer Asaf'ı bırakmak hiç doğru olmadı. Semih'in daveti de tam gecesini buldu. Ne yapacağız annemle babamı? Çocuklaştılar iyice. Bilmiyorum. Ama bu boşanma meselesi sıktı artık. Eninde sonunda babamı bulup konuşacağım Hanzade. Bu sorunu bir şekilde halletmem lazım. Yolun sonuna geldik ha. Demek buraya kadarmış Asaf. İstediğin gibi olsun. Demek bir kalemde silip atıyoruz 40 yılı. Nerede kaldı bunlar? Gelirler şimdi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gelmişler. Masada bizi bekliyorlar. Görücüye çıkan kız gibi heyecanlıyım desem. Rahat ol. Geliyorlar Hanzade. İşte bu Leyla Hanım. Leyla, bu da çocukluk arkadaşım Galip. Merhaba. Leyla Hanzade ile tanış. Galip'in eşi. Merhaba. Ne duruyoruz? Oturalım. Tamam, oturalım. Leyla'cığım sen böyle gel. Teşekkür ederim. Siparişleri verelim mi? Olur, verelim. Şefim bakar mısın? Başım tuttu yine. Ne haber anne? İşte. Başım ağrıyor biraz. Ne o elindekiler? Vekaletnameler filan. Anlamadım. Boşanma anlaşması imzalayacağız da. Ne yani? Boşanıyor musunuz gerçekten? Allah kahretsin ya. Bir huzur bulmadı bu ev ya. Ne saçma işler bunlar be. Utanmıyor musunuz bunca yıldan sonra boşanmaya siz? Ayıp. Ne bağırıyorsun oğlum? Ömer'i uyandıracaksın. Nerede bu babam ya? Yetti artık bu oyun. Canımı sıkıyorsunuz. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Yine kapalı telefonu. Ya ne haliniz var bu bölümde? Amca ne oluyor? Ne var? Hayda. Masada tek aç benim galiba. Tok ağırlamak zordur derler. Tok mu geldiniz? Galip niye yemiyorsun? Yiyorum Semih. Leyla iyi misin canım? Şarabı beğendin mi? Beğendim Semih. Leyla ile yine böyle bir restoranda tanıştık. Bursa'ya ilk geldiğim günlerde. Restoranda yemeklerimiz, masalarımız... Anlayacağınız her şey karışmıştı. Değil mi canım? Evet Semih. Ama asıl sürpriz Bursa Posta'yı satın aldığımda oldu. Devir işlemi için gazeteye gittim. Bir baktım karşımda Leyla.
Ben ayrı şok oldum, o ayrı. Sen anlatsana Leyla. Öyle oldu, evet. Sen Bursa Posta'yı satın mı aldın? Evet. Sana söylemeyi unuttum. Bursa'da bazı yatırımlar yapmaya başladım. Bir de tekstil fabrikası almak üzereyim ama ilk göz ağrım Bursa Posta oldu. Ya. Hay Allah. Affedersiniz. Özür dilerim ama ben müsaadenizi isteyeceğim. Ne müsaadesi? Nereye gidiyorsun? Bağışlayın, ben kendimi iyi hissetmiyorum. Leyla. Ne oldu? Neyin var? Semih lütfen, sadece gitmek istiyorum. Galip, ben de kalkmak istiyorum. Otur. Ama daha yeni geldik. Anlamıyorum, ne oldu sana? Semih lütfen, Allah aşkına bırak beni, lütfen. Leyla. Hay Allah. Galip, ne oldu? Ters bir şey mi söyledim ben? Hayır, mesele senden kaynaklanmıyor. Seninle ilgili bir durum değil yani. Nasıl yani? Boş ver nasılını Semih. Hanzade, biz de kalkalım. Aa, ne oluyor Galip? Ya ne oluyor size böyle? Hanzade, otur lütfen. Biz gitsek iyi olur Semih. Hiçbir şey anlamıyorum. Sevdiğim insanları bir araya getirmedim, burnumdan geldi. Neyiniz var sizin? Galip, ne olduğunu söyler misin? Yoksa Leyla ile önceden tanışıyor muydunuz? Bize müsaade Semih, sonra konuşuruz. Hadi Hanzade. Çocuğun ödünü kopardın. Bravo sana. Zar zor uyuttum Ömer'i. Çok merak ediyorum. Boşandığınızda ne hale gelecek garibim? Bakalım o zaman ne yüzle bakacaksın torununun yüzüne? Yeter Akın. Yetmez anne. Siz babamla her altı yiyeceksiniz. Biz de seyredeceğiz, öyle mi? Müsaade edersen biraz tepki verelim. Ben de olsa annemle babam boşanıyor. Oğlum, sakin ol biraz. Yıpratma bu kadar kendini. Hem bu halin ne böyle? İçkiyi fazla kaçırmışsın. Neden sakin olayım ya? Hiçbir şey düzgün gitmiyor ki hayatımda. Annemle babam 40 yıl sonra ayrılmaya karar veriyor. Üstelik hayatımda güzel olan bir balım vardı. Onu da kaybettim. Ah, geldiniz mi? Erken döndünüz. Öyle oldu. Gitmenizle dönmeniz bir oldu. Hayırdır? Yok bir şey anne. Ben yatıyorum. Herkese iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Çocuklar, sizi bilmem ama ben uykusuzluktan ölüyorum. Kusura bakmazsanız yatacağım. Olur anne. İyi geceler oğlum. İyi geceler.
Hiçbir şeyden haberim yoktu Hanzade. Böyle olacağını bilsem götürmezdim seni oraya. Müsaade edersen ben yatacağım Galip. Kim o? Benim Semih. Açar mısın? Semih git buradan. Olmaz. Seni görmem lazım. Leyla kapıyı aç. Git ne olur. Biraz yalnız kalmam lazım. Leyla aç dedim. Seninle alakası yok lütfen. Bak Leyla. Aranızda neler olduğu beni ilgilendirmiyor. Ne Galip ne Hanzade beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren sadece sensin. Seni görmezsem sabaha kadar gözüme uyku girmeyecek. Hadi aç şu kapıyı artık. İyi misin? Hı hı. İyi de laf mı? İçeri gel.